Bu insanlardan ne istiyorsun amca? Yazık değil mi? Hepsi perişan oldular. Onlar yıllardır bizim için çalıştılar, bize güveniyorlardı. Sıkılamam Elif. Amma uzatına. Bu fabrika şirketin geleceği için çok önemli. Söyledim ben bunu sana. Karar alınmış, işlem başlamış. Daha neyin peşindesin sen? Ne demek neyin peşindesin? Ben bugün o insanların gözün içine baktığımda ne gördüm biliyor musun? Çapak. Yazık. Bununla bile dalga geçiyorsun. Senin şu üzerinde giydiğin kıyafetlerde bile onların emeği olduğunu gördüm. Yediğimiz her lokmada onların alın teri olduğunu gördüm. Onlara reva gördüğümüz şey için ne kadar kırgın, ne kadar üzgün olduklarını gördüm. Bizim onlar sayesinde her şeyimiz var amca. Onların tek istediği başlarına sokabilecekleri bir çatı. Sen de bunu onların elinden alıyorsun. Etme, eyleme yavrum. Tamam teyzeciğim, dur, ne yapıyorsun? Tamam, halledeceğiz. Bugün bana ne sordular biliyor musun amca? Ya ne sordularsa sordular, yeter artık Elif. Yetmez. Yıllardır sizin için verdiğimiz emeğin karşılığı bu mu diye sordular. Utancımdan yerin dibine girdim. Sende hiç vicdan yok mu be? Elifciğim. Ya. Görüyorum ki sen bu zengin ama melek kız imajını çok sevdin. Bence artık biraz büyümelisin. Çünkü hani nasıl desem, ben sende bir tür Pollyanna sendromu görüyorum. Evet. Ama hayatın acı gerçekleri var. He? Bunu ne yapacağız? Mesela benim bir oğlum var. Ben onun geleceğini düşünmek zorundayım Elifciğim. Ayrıca istesem de bu saatten sonra bir şey yapamam ben. Karar alınmış, işlem başlamış. Heh. Hadi artık sen de sakinleş biraz. Birbirimiz daha fazla gelmeyelim. Daha hiçbir şey bitmedi amca. Ben pes etmedim. Etmeyeceğim de. Tahliye kararına karşı çıkmaları için köylerin dava açmasına yardımcı olacağım. Ya yürü git ne yaparsan yap. Allah Allah. Yardımcı olacakmış. Sen o davayı açıncaya kadar, o dava sonuçlanıncaya kadar ben o fabrikayı kurarım, üretime de başlarım. Bak, gördün mü? Bu da hayatın acı gerçekleri. Biliyor musun? Neyi? Seninle aynı kanı taşımaktan utanç duyuyorum. Utanç. Olur öyle şeyler. İnsanlık hali.